Fırat Hocam, yine hemen caminin arkasında, yine muhteşem bir yapının önündeyiz. Roma hamamı olarak geçiyor burası zannediyorum. Hocam, burayla alakalı ne bilgi var? Nedir? Zafer, Roma döneminde Tarsus bir metropol kent demişim değil mi? Evet. Bu kentin sur duvarları vardı, hamamları vardı, işte pek çok yapıları falan vardı. Ama şu anda Tarsus'ta ayakta kalabilen kemerli bir yol ve yolun sağ tarafında son harabe izleri kalan tarihi Roma hamamının yanındayız. Hani Roma deyince 2000 yıllık. Ama bu yapının olduğu yer, Tarsus burası, çok daha önce de çok büyük bir kentti. Aldığım bilgiye göre diyor ki donuk taşla diyor aynı zamanın izlerini falan taşıyor. Milattan önce 6. yüzyıl, hatta 7. yüzyılda burada yapılar vardı. Ama Romalılar zamanında o zamanki teknolojiye göre kalın duvarlar, su şebekesi buraya getirilmiş. İşte aşağıda havuzcuları falan da var. Yani bir Roma hamam özel taşıyor. 2000 yıllık bir tarihi eser. Ama ayakta kalan kısım böyle Zafer. Ama hocam, mesela biz birçok yerlerde çekimler yaptık. Hep bu tarz tarihi mekanlar kendi hallerine bırakılmıştı. Ama burada görüyoruz ki tel örgülerle çevrilmiş. Kültür Bakanlığı burayı sit alanı ilan etmiş. Galiba bir kazı çalışması da yapılıyor burada. Ne düşünüyorsunuz hocam? Tarsus'un altında bir antik kent var Zafer. O ana yollar, işte pek çok yapılar vardı ama bu ayakta kalabilen harabe parça olduğu için, göze görüldüğü için burası koruma altına alınmış ve kaz yapılıyor. Güzel bir olay. Etrafında pek çok yani binaların izleri çıkabilir. Eserler çıkabilir. Tarsus için çok kıymetli bir yer. Tarsus'un tarihi kimliğinin çok eski ve güçlü olduğunu gösteren bir yapı burası. Evet hocam, hemen kemer altından geçtikten sonra diğer tarafta da muhteşem bir görüntü ve yapı var. İstersen o tarafa doğru geçelim. Evet, ben baktım Zafer, iki parça halinde yapılmış. Evet. Yani aynı anda diyelim ki çok sayıda insan, hani 150-200 kişi, hatta 300-400-500 kişinin banyo yaptığı bir hamam düşün. Büyük bir yapı yani. Bir parçası burada, diğer parçası arkada. İstersen gidelim. Tabii. Hocam. Evet hocam, az evvel önünde konuştuğumuz hamamın hemen arka tarafındayız. Gerçekten burada da yapı tüm özelliğini korumuş, heybetini korumuş tabii. Ne düşünüyorsun hocam? Ben dikkatimi çekti Zafer. Şimdi bu hamamın bir parçası. Aşağı zemine baktığım zaman o su alınan, hani yalak derler ya veya kurna. Kurna derler. Toprak seviyesinden 2-3 metre aşağıda, bak orada gözüküyor. Evet. Demek ki hamamın oturduğu zemin kısmı burası. Kubbe kısmı burası. Ayakta kalan parça bunlar. Büyükçe bir yapı. Yani birkaç parça birleşmiş. Ben şimdi düşünüyorum da yani ne kadar büyük bir hamam burası. Evet. Savaşlar sonrasında veya esnasında buraya gelen su şebekesi tahrip edilmiş. Su basmış ve bina tahribata uğramış. Aradan uzunca bir zaman geçmiş ve bu anki durum bunu gösteriyor. Kan sonrasında bu toprak zemin altında bunun bölümleri çıkacaktır. Gördüğüm kadarıyla o döneme ait muhteşem bir hamam burası. Aynen Anabasa'da olduğu gibi. Evet. Gidelim o zaman hocam. Tabii.